Aha İnsani Yardım Vakfı Yeryüzü Notları programını sunar. İzleyenlerimiz bir yeryüzü notları programında daha beraberiz. Bu programımızda Mavi Marmara'nın 10. yılı münasebetiyle Mavi Marmara neden böyle bir olaya girişildi? Neden Mavi Marmara ismi konuldu? Daha sonraki süreç ne oldu? Ve bu Mavi Marmara ile birlikte gerek Türkiye'nin gerekse diğer ülkelerin Orta Doğu ve İsrail ile olan ilişkileri nasıl bir seyir halini aldı? Bu konuları bu akşam ele alacağız. Konuğumuz Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yılmaz. Ben İsmail Yılmaz'a dönmeden önce geçtiğimiz hafta içerisinde dünyada meydana gelen olaylardan derlediğimiz haftanın notlarıyla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla hazırlanan yeni anayasa taslağı 22 Nisan 2020'de referanduma sunulacak. Kabul edilirse Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak görev yapmasının önü açılacak. Nijerya, Senegal, Mısır, Güney Afrika, Togo, Burkina Faso, Kamerun, Tunus, Demokratik Kongo, Fas ve Fil Dişi sahillerinde görülen COVID-19 vaka sayısı toplamda 128'e ulaştı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Bakü'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Liderler ekonomi ve ulaşım alanlarında geliştirilebilecek işbirliklerine vurguda bulundu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki camiye yapılan terör saldırısının yıl dönümüne yakın basın toplantısı gerçekleştirdi. Yeni Zelanda ve halkının temelden değiştiğine inandığını belirten Ardern, terör eyleminden sonra başlatılan Christchurch çağrısı çalışmasıyla sosyal medya üzerinde teröre karşı bir farkındalık oluşturdu. Yunanistan güvenlik güçleri mültecileri durdurmak adına insanlık dışı uygulamalara devam ediyor. Göz yaşartıcı bombaların etkisini arttırmak adına sınıra büyük vantilatörler getirmesinin yanı sıra Bulgaristan'ı da Meriç Nehri'nin suyunun artması için baraj kapaklarını açmaya ikna etti. Aynı zamanda sivil balıkçı ve avcıları da mültecileri durdurmak adına görevlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı. Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ı etkisi altına alan ejderha fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Ürdün, ülkenin güneyinde ve doğusunda bazı okullarda eğitime ara verdi. Mısır'da fırtınadan bir çocuk hayatını kaybederken 39 kişi de yaralanmıştı. Değerli izleyenlerimiz haftanın notlarını izledik. 1800'lü yıllar Avrupa'da ciddi anlamda bir Yahudi rahatsızlığı başlar. Ve Avrupalı devletler Yahudilerden kurtulmak istemektedir. Ancak onları gönderecekleri bir ülke henüz olmadığından yer arayışına girerler. Yahudilere farklı coğrafyalarda farklı ülkeler teklif ederler. Ancak teklif edilen ülkelere gidilip görüldüğünde netice itibariyle teklif edilen ülkelerin Kudüs hariç Filistin toprakları hariç diğer bölgeler beğenilmez. Ve sonuçta Kudüs'e Filistin topraklarına karar verilir ve 1800'lü yıllardan 1917'ye kadar bu süreç önce fikri planda sonra da fiili planda uygulamaya konulur. 1917'de Osmanlılar Filistin'den Kudüs'ten çıktıktan sonra İngilizler manda yönetimine başlarlar ve 1917'den 1948'e kadar başta kendi İngiltere ülkesi olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinden çeşitli sebepler, nedenler veya farklı farklı faktörlerle Yahudileri Filistin'deki topraklara yerleştirmeye başlarlar. Ne yazık ki 1936-37'ye gelindiğinde artık nüfus Filistin'de tersine dönmüştür. Müslüman olan Araplar azınlıkta, Yahudiler çoğunluğa erişmişlerdir. Bu hem nüfus planında hem ekonomik bazda böyledir. Ve 1948'e geldiğinde artık Filistin'de bir Yahudi devleti ilan edilir. Birleşmiş Milletler Yahudi devletinin ilanından iki sene önce kurulmasına rağmen henüz terü, ta henüz terü taze bir kurumdur. Ancak iki sene sonra müracaat edilen bu konuyu ele alırlar ve 1948'de İsrail'de devlet olarak kabul edilir. Ve İngilizlerin himayesinde gelişen bu devlet 1948'den bu yana zaten başlangıcından itibaren kan, gözyaşı ve her türlü terörizmin uygulandığı topraklarda artık devlet eliyle bu işler yapılmaya başlar. Kan ve gözyaşıyla bulanmış o topraklar 1948'den bugüne kadar ne yazık ki hali hazırda barışa ve kardeşliğe giden bir çözüm olmamıştır. Ve 1900 düzeltiyorum 2010 tarihinde Türkiye'den İstanbul'dan bir gemi kalkar. Bu gemi özellikle Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve ablukaya dikkat çekilmesi üzere bir faaliyet bir protesto amacı taşır. İşte bu gemi ve bu gemidekiler nedir, ne amaçla başlamışlardır ve sonuçta neler olmuştur? Bu akşam bunları konuşacağız. Konuğumuz Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yılmaz. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak neden Mavi Marmara isterseniz isimden başlayalım. Sonra neden böyle bir faaliyete girişme durumunda kaldınız? Oradan devam edelim. Eyvallah. Şimdi aslında bu çalışma Filistin'de sizin demin yaptığınız girizgahta görüldüğü üzere belki 100 yıldır devam eden sistematik bir sürgünün, sistematik bir soykırımın artık son noktalara ulaştığını gösteren bir dönem yaşıyoruz. Evet. Gazze özelinde Filistin toprakları zaten bugün son duruma baktığınızda bu 48'den beri 15 yıl 20 yıllık sosyal medyada da bunun haritası var görüyoruz. Filistinlerin ülke dışına sürülmüş toprakları ellerinden zorla alınmış ve sürgüne gönderilmiş Filistinlerin sayısı bugün işgal edilmiş Filistin topraklarından fazla insanın yaşadığı topraklar. Doğru. Yani Ürdün'de, Suriye'de, Lübnan'da dünyanın değişik ülkelerinde Filistinler var ve bunların sayısı nüfusu ülke nüfusunun üstünde. Doğru. bu içeride Batı Şeria dediğimiz bölge, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu bölge Filistinlilerin kontrolünde görünüyor fakat maalesef her sokak başında Siyonist askerlerin kontrol yaptığı Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istediğinizde sizi e, içeri isterlerse aldıkları, istemedikleri dönemlerde almadıkları, e, fiili bir işgal e, orada da yaşanıyor. Filistin devleti var görünüyor ama maalesef e, gerçekte sıkıntı çok büyük. E, bir de e, Gazze denilen e, çok küçük bir kara parçası var. E, toplamda Denize 57 kilometre sınırı olan en derin bölgesinde 14 kilometre olduğu küçücük bir kara toprağı, fakat 2 milyona yakın insanın yaşadığı bir Gazze var ve bu Gazze 2008 yılından beri abluk altında. Abluka ambargo abluka ikilemi yaşıyoruz genelde. Ab ambargo abluka'ya göre daha hafif bir uygulama. Abluka'nın verdiği sonuçlar neticesinde sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yılda 500'e yakın çocuk basit ilaçları bulamadığı için Filistin'de, Gazze'de vefat ediyor. Hastaneler çalışıyor. Abluka'yı nasıl tanımlayacağız? Yani Abluka'nın şartları, şartları çok daha ağır. Yani insanların özgürlüklerinin dahi ellerinden alındığı. Mesela şimdi e, dünyada değişik ülkeler değişik ülkeler amba, abluka, ambargo uygularlar. Ambargo ticari ambargo olur. İşte e, değişik e, parasal e, iktisadi ambargo olur. Yani e, siyasi ambargolar olur. Bunların e, belli alanları vardır. Dönemli. Abluka dediğiniz zaman hiçbir şeye hak tanımıyor. Ne ticari ne insani. Yani insanların orada tabiri caizse aslında da, caiz olmadığını da Allah rahmet etsin e, şehitlerimizin en genci Furkan Doğan'ın babası bir programda söylemişti. E, ben e, Gazze'de açık hava hapishanesi durumu var dedim. E, kendisi itiraz etti. Beraber katıldığımız bir programda Dedi ki hapishanelerde insanların sağlık sorunları giderilir gıda ihtiyaçları giderilir. Güvenlik, barınma barınma sorunları yoktur. Güvenlik problemi. Güvenlik yoktur. problemleri yoktur. Gazze'deki durum açık hava hapishanesinden de kötü bir durum demişti ve hakikaten hiç o açıdan bakmamıştım ...bugüne kadar. Yani abluka çok daha ağır. İnsanların özgürlüklerini daha ellerinden aldığı. Yani abluka uygulanan bir ülkeden insanlar başka ülkelere gidip gelebilirler. Ticaret bir şekilde devam edebilir. Sağlık sorunu yaşayanlar gidebilir ama ablukanın olduğu yerde insanların gidişi gelişi de sorundur. Anladım. Gazze'nin çıkış kapısı olarak bir refah kapısı var Yani değil. Refah kapısı Mısır'a Mısır açılıyor. Kapı. Başka bir kapı var mı? Normalde ticaret için kullandıkları İsrail'in kontrolü altında olan, işgal ettiği topraklarda İsrail'in kontrolü altında olan kapılar var ama... Bu kapılar mesela sadece ticaret bir de deniz tarafı var. Deniz tarafı var bir de. Şimdi mesela işte şöyle alçakça alçakça diyeceğim yani şöyle ifadeler kullanıyor bu katil terör devleti diyelim. İşte biz oradaki insanların ihtiyacı olan gıdaların içeri girmesine izin veriyoruz. İyi de 1 liralık şey 2 liraya giriyor. Bu yolla da Filistin'lerin malları çalınıyor, insanların paraları çalınıyor. Yani 1 kilo şeker 1 liraysa Gazze'ye gittiğinizde 2 liraya çıkıyor. Bu maliyetleri yükseliyor. Çünkü onların kapısından geliyor. Gümrük koyuyorlar, vergi koyuyorlar, ekstra falan. Yani e, Filistin'de gerçekten e, 100 yıldır süren aslında. Yani Abluka'da e, gidebilecekleri bir Mısır var. Bir de deniz var. Mısır eğer e, izin verirse gidebilir. Bir de olarak. deniz var. Bir de deniz. E, bir de zaten kendi e, kapıları var. Diğer tabi. diğer bölgeler tamamen İsrail'in kontrol altında. E, Gazze için konuşuyorum. Kat, tabii. Evet. Dolayısıyla Gazze'nin ablukası demek, Mısır'a gide geçememek demek. Zaten denizden de herhangi bir ülkeye gidememek demek. demek. Yani aslında biraz da burada şey var tabii. Bunu mu anlayacağız. Şunları da konuşmak lazım. Yani çevre ülkelerin, özellikle e, Müslüman olan. ...halkı Müslüman olan... ...çevre ülkelerin tutumları çok önemli burada. İsrail'in Abluka'da... ...başarılı olmasının bir nedeni de... ...maalesef Mısır'daki iktidarın ona... ...çanak tutan tutumları. Yani... ...refah kapısından girişler çıkışlar... ...ticari mallar serbest olsa... Abluk etkili olmaz yani e, insanlar sağlık sorunu yaşadığında çıkabiliyor olsa ticari mallar içeri girip çıkabiliyor olsa yani sadece oraya yardım gitmesi ya da ticari malların girmesi değil orada üretilenin satılabilir de olması lazım anladım yani çok e, toprakları gördüm e, sera durumunda e, seralar gördüm sordum. Dedim neden işletilmiyor? Yani burada kıtlık var, açlık var, abluka var, insanlar sıkıntı çekiyor. Diyor sistem dönmüyor. Çiftçilerin de kazanması lazım. Herkese istediğin kadar ek dersek diyor. Çiftçi diyor satamıyor. Sattı yani dışarıya satılamadığı için ürün. Üretilenlerin satış yani, olmadığından. E, ablukanın sonuçları çok ağır. İşin Türkçesi bu. Anladım. 2008'de mi abluka konu? 2008'den beri devam ediyor. Devam ediyor. Hala devam ediyor. Peki siz 2010 yılında Mavi Marmara ismini verdiğiniz bir gemi İstanbul'dan çıkardınız. Evet. Temel amaç neydi? Yani aslında geminin adı Mavi Marmara zaten. Ha Ondan dolayı. Istedim. Evet geminin adı Mavi Marmara. Özel bir nedeni yok ama aslında Filistin'deki özellikle Gazze'deki bu sıkıntılı durumu dile getirmek için daha önce de organizasyonlar yapıldı. Biz 2009 Aralık ayında yollara düştük ve araçlarla Gazze'ye girebildik. ilaç ve kara konvoy ile kara girebildik. Arkasından deniz yoluyla da gitmeye karar verdik. Aslında bu organizasyon bizden önce oluyordu. Bizden sonra da devam etti zaten. Bir sene sonra Yunanistan'dan 13 gemiyle çıkılmaya kalkıldı. Fakat Yunan güvenlik güçlere izin vermedi. Ondan sonra her yıl bir ya da iki gemi. Ee, duruma göre değinmek istedikleri konuya göre mesela bir, bir 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 senesi bundan iki sene, üç sene önce galiba sadece kadınların gittiği bir gemi vardı. Bu çalışma devam ediyor. Bu çalışmanın orijinal ismi özgürlük filosu. Özgür. Evet. Yani orijinal ismi bu. Ama olay anında e, 650-700 arası sayının olduğu, yolcunun olduğu, dünyanın 37 ülkesinden katılımcısının olduğu, İnan sadece Türkiye'den yoktu. Tabi tabi yani e, mavi marmara aslında yeryüzü notları anlamında bir notla biz düşmüş olalım ki e, bunu tarihçiler daha net ortaya Benim bildiğim kadarıyla söyleyeceğim. Bugüne kadar yeryüzünde vicdan hareketi anlamında insani vicdanın harekete geçmesi anlamında bugüne kadar organize edilmiş en büyük kapsamlı bir e, çalışma artı ve e, mesela işte bir inanç kesiminin ya da bir toplumun bir diğer topluma yardımı gibi değil. Bütün inanç kesiminin vicdanlı insanların bir araya gelerek kendilerinden olmayan insanlar için de olsa ses getirmek için yola çıkışı. İnsanlık suçu işleniyordu. İnsanlık Eyvallah. bir araya geldi ve bu suçlar karşı çıktı. Aslında Filistin sorunu falan diyoruz yanlış. İnsanlık sorunu var orada. İnsanlık evet. suçu işleniyor. O insanlık suçuna karşı dünyadaki vicdanlı her inançtan insanın hatta inanmayan ateist olan ama insani sorumlulukları olduğunu düşünen insanların da olduğu 37 ülke katılımcısının olduğu bir çalışmaydı bu. Hatta gemide Yahudiler de vardı değil mi? Organize, organize <laughs> komitesin içinde Yahudi var. Yani, yani Dror Fehler de ismi. Bu e, Yahudidir ve fil yani Filistinlere yapılanları kabul edemediği için, orada yapılanların doğru olmadığını düşündüğü için organizasyonun içerisinde yolcu değil. Yahudi sadece. devletinin yapmış olduğu bu insanlık evet. suçuna karşı bir Yahudi, evet. sizinle birlikte orada bu zulme karşı kesinlikle ve duruyor burada şunu söylemek lazım ee, Türkiye'den katılımcıların Türkiye'deki e, bu konuyla ilgilenen insanların e, çabalarını çok kıymetli görüyoruz ve çok değerli bir çalışma ama e, aslında bu çalışmanın içerisinde dünya var yani dünyanın vicdanı var sadece Türkiye'nin yaptığı Filistine yardım çalışması gibi düşündüğümüzde olayı daraltmış marjinalleştirmiş oluruz bu doğru değil Anladım. Yani peki İsmail Bey buradaki temel amacınız neydi? Temel amaç bu insanlık sorununun Filistin'deki durumun dünyaya duyurulmasıydı, işin doğrusu bu. Abluka uygulamasının ağır sonuçlarının dünyaya duyurulmasıydı, dikkatleri o bölgeye çekmekti amaç. Şunu söyleyelim, yani Filistin'in genelinde bu problem var. Yani Batı Şeria dedikleri, Kudüsün içinde olduğu bölgede de bu sorunlar var. E, hapse atılan çocuklar, e, kadınlar, evleri hala ellerinden alınan yerleşimci dedikleri kendileri aslında hepsi silahlı e, bence terörist hiç fark yok çünkü e, tamamen uygulamanın özeti bu e, İnsanları evlerinden sürüp insanların mallarını, mülklerini, arazilerini ellerinden alıyorlar ve oraya e, kendi insanlarını yerleştiriyorlar. Bu tamamen bir soy şey. Bunun dünya tarafından görmesi, görülmesini istiyorduk. Ee, şunu biliyorduk yani e, götürdüğümüz yardım sembolik bir yardımdı. Yani götürdüğümüz yardım hep gıda olsaydı bütün gemilerde Altı gemi vardı olay olduğu anda e, Gazze'nin ihtiyacını hikaye karşılamazdı yani. Çünkü 2 e, milyon insan yaşıyor ve e, şu anda %80'in üzerinde bir işsizlik durumu var Gazze'de. Yani gerçekten büyük bir problem var ama e, bunun insanlar tarafından görmezden gelindiği bir durum vardı. E, başka boyutları da var işin. Yani e, siyonistlerin medya gücü ortada, Filistinlileri katil gösteren, e, uzlaşma istemeyen e, insanlar olarak anlatan e, bir nevi Filistinlileri dünyaya karşı terör terörist olarak sunan. ...bir güç var ellerinde. Siz gemideydiniz. Ben e, o konvoyun içindeydim, e, yük gemisindeydim ben. Yük gemi. Gazze isimli yük gemisindeydim. Yani şunu söylemek istiyorum. E, oyun çocuk parkları vardı. İşte, e, sağlık anlamında diyaliz makineleri falan vardı. Ve bizim götürdüğümüz yardım aslında Gazze'ye sembolik bir yardımdı. Asıl hedef dünyada Filistin'deki durumun artık görülmesi gerektiğini vurgulamaktı ve biz inanıyoruz ki hamdolsun bunu başardık. Anladım. Olay anında itibaren onu başardık ve görüyoruz. Sonuçlarında görüyoruz. Çok güzel sonuçlar. Aslında var. çok ciddi bir iş gerçekleştirdiniz. Belki de Türkiye'de ve dünyada Türkiye'nin yapamayacağını düşündüğü bir takım işleri yaptınız. Yani İsrail'e karşı konulamaz, İsrail'e karşı bir takım işler yapılamaz gibi bir ön yargı vardı. Bu ön yargıyı kırdınız. Nereden bu kanıya varıyorum? Daha sonraki süreçte gemilere el konuldu, orada 24 saat hapis oldu. 48, 48 saat 48 hatta yani. ee, sonra geriye geldi ilişkiler e, diplomatik olarak kesildi evet. e, ve ondan sonraki süreçte bir takım mahkeme olayları oldu ve bu mahkeme olaylarında e, İsrail Türkiye ile anlaşabilmek için e, özür dilemekse özür dileme efendim e, her ne kadar adına tazminat demeseler de para vermekse para verme şeklinde bir anlamda hiç hayal etmedikleri biz bir tabi adımı ortaya koymuş oldular. Bu anlamda bir değişiklik hakikaten gerçekleştirdiniz. Peki, daha sonraki süreçte davalarla alakalı Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'ne davalar düşürüldü. Evet. Ama uluslararası ceza mahkemelerinde sanırım bireysel anlamda ceza davaları devam ediyor. Devam ediyor, onlarla ilgili süreç. Peki, bu mahkemelerin davaları düzeltiyorum bir Büyük Millet Meclisi'nin davaları düşünmesinden sonraki süreç sizin açınızdan nasıl anlaşıldı ve neler yaşandı şu ana kadar a biz üzüldük İşin doğrusu bu gerçekten doğru olmadı diye düşünüyoruz Çünkü tarihte siyonistlerin Yahudilerin anlaşma yapıp uyduğu söz verip tuttuğu hiçbir olay yok ve bize verdikleri sözleri de tutmadılar yani anlaşmadan bağımsız olarak söyleyelim. Bugün Gazze'deki durum anlaşmadan önceki durumdan çok daha iyi değil. Hatta çok daha kötü durumda yani. Anlaşma yani, maddelerinden birisi de oraya abluka, yardımı Abluka'nın hafifletileceği, kaldırılacağını söylediler ama biz ona inanmıyoruz. Hafifler diye ümit ediyorduk belki biraz diye ama o da olmadı yani. Ama metinde kaldırılacağı yazıyor değil mi? Yani metinde geçmiyor ifade olarak. En azından bizim önümüze düşen maddelerde yok. Ama e, beklenti buydu en azından çünkü. E, Peki daha sonraki süreçte Türkiye'den özellikle Kızılay'ın öncülük ettiği bir gemiler çıktı. Onlar e, Gazze'ye yardım götürmek için gitmemişler miydi? Yani şöyle söyleyeyim yani e, Birleşmiş Milletler Gazze'ye yardım gönderilmesi konusunda şeyi var kendileri de gönderiyorlar. Yani aslında bir Çelişkili durumda bu. Yani atıyorum Ramallah'tan, Batı Şeria'dan insanlar Gazze'ye sürülmüş ve orada mülteci olarak yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler de bunu tanıyor. Yani Filistin topraklarında bir beldede Filistinliler mülteci olarak yaşıyorlar. Ve onlara veriliyor. Yardımlar veriliyor, şeyler veriliyor. Birleşmiş Milletler'in yardım kapsamında şeyler oluyor. Biz o yolculuğa çıktığımızda da İsrail'den izin alıp işte yardım götürme anlamında şey vardı. Mesele yardım götürmek değil. Her hafta buradan gemi çıkarsanız oradaki sorunu çözemezsiniz. 2 milyondan fazla insanın %80'inin işsiz olduğu bir dönem. işsiz olduğu bir durum. Yani sizin göndereceğiniz gemiler, şeyler hafifletir belki biraz ama aslında e, sorunun hiçbir şekilde çözümü değil yani. Yardımla bu çözüm gerçekleşmez. O zaman hali hazırda abluka devam mı ediyor? Abluka hatta ağırlaşmış olarak devam ediyor yani. Evet. E, Refah kapısı açıldı mı? Yani bir olaydan sonra bir dönem rahatladı. Giren kalemlerin sayısı arttırıldı falan ama ondan sonra tekrar özellikle son dönem darbeden sonraki Mısır döneminden sonra e, tekrar eski hatta daha kötü duruma döndü yani. Yani bugün hastaneler elektrik olmadığı için çalışamıyor. Yani e, kalp diyaliz hastası insanlar bilmem tedavi göremiyorlar. Yani günde 4 saate yakın bir elektrik veriliyor. Fakat bu e, kesinlikle yeterli değil yani e, insani standardın çok altında şeyler bunlar yani. Peki deniz tarafı? Deniz zaten orada e, kazayla bir balıkçı biraz fazla açılsa direkt ateş edip tekneyi batırıyorlar yani. Yani o tarafta da devam ediyor bu. Aslında hukuki bir temeli yok yani Abluka'nın. Ama maalesef dünya e, veya şöyle söyleyeyim dünyadaki bu Siyonistlerin gücü hukuki olmayan, insani olmayan bu durumun devamını sağlıyor. Yani çok uzak değil. Amerikan gemisinden 38-40 kişiyi öldürdüler. Amerika bile bir tek ceza anlamına gelecek sonuca ulaşamadı. Hala o davalar devam ediyor. Amerika'nın vurulan gemisi 38 askerin öldüğü Akdeniz'de olan bir olay. mümkün değil sonuç alamıyorlar yani. Dokunulmazlıkları var öyle diyeyim. Anladım. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra birkaç sorum daha var. Özellikle 100 yıl anlaşması ile alakalı bir konu ve bu abluka hala devam ediyor dediniz. Nasıl çözümlenebilir? O konu üzerinde biraz daha durmuş olacağız. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın sunduğu Yeryüzü Notları Yardım Vakfı'nın sunduğu Yeryüzü Notları programı devam ediyor. Değerli izleyenlerimiz aradan sonra tekrar beraberiz. 10. yılında Mavi Marmara'yı konuşuyoruz. Konuğumuz Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yılmaz. Ee, İsmail Bey özellikle e, Yüzyıl Anlaşması nedir? E, oraya bir değinelim. Ondan sonra bir sorum daha olacak. Yüzyılın Barış Anlaşması. Yüzyılın Barış. Adı yani Barış ama ne kadar barış şehire çikolata kısmı e, <laughs> barış. barış diye evet nitelendiriliyor. E, açıklanan işte Filistinlerin e, içeride belli bölgelerde toplanması, silahsız bir ordu, silahsız bir polis, yani işin doğrusu işgal aşamasının son hamlesi, barışla falan ilgisi yok. Planı kim sunuyor? Yani planı işte e, sorsanız Amerika sunuyor da bir damat var orada. Damadımız yani Trump'ın damadı diyelim damadımız derken e, malum Yahudilerdendir. E, i̇şin başında o var ama bu. bu Uzun zamandır planlanan bir şey. Asıl hedef, asıl plan sunulan değil. Asıl plan eğer dünyada bir kabul görürse, bir boşluk yakalarlarsa, bunu gerçekleştirebileceklerine inanırlarsa, Sina Çölünde bir devlet kuracaklar Filistinlere. Yani, yani çöle tamamen tamamen Filistinlileri dışarıya atmak. Hepsini Sina tabii. Yarımadası'na. Tabii tabii Sina tabii. Yarımadası'na bununla ilgili görseller falan da var sosyal medyada. İşte binalar kuracaklar şehirler kuracaklar ve diyecekler ki bu Filistin devleti burası da işte İsrail e, kafalarında bu var ama bunu gerçekleştirebilecekler mi ben e, mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapmaları için her şeyden önce Filistinlileri aşabilmeleri lazım ki inşallah buna muvaffak olamayacaklar. Yani. Suda Arabistan burada nerede? Ya burada şöyle söyleyelim zaten bu Siyonistlerin orada güçlü görünmesi, istediklerini yapabiliyor gibi olmasının temelinde yatan sebep etrafındaki üzerine düşeni yapmayan bizleriz yani. İyi. Yani parayı Suudi Arabistan'dan mı alacaklar? Ya, Plan öyle mi? Ben net olarak bilmiyorum da yani netice itibariyle bunlara lazım olduğunda para her yerden alırlar. Onların para sorunu yok. Parayla bir problemleri yok. Kendilerine hizmet eden yöneticilerden istediği gibi istediği zaman alabiliyorlar zaten. Yani bugün e, o orada Filistinleri bu kadar zulme debilmelerinin temel nedeni e, maalesef e, Komşu ülkeleri. İslam ülkelerinin Müslümanların e, maalesef e, kendi sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanıyor ki dön yani yakın tarihe kadar Türkiye'de bunun içindeydi yani bunu söylemek lazım yani e, ilk tanıyan ülkeyiz en çok ilişkilerimizin olduğu hatta bizden sonra bilinçli bir trafik de yaptılar bu algıyı çok güzel yapıyorlar. Birçok şirket artık Türkiye üzerinden alışveriş yapmaya başladı. Önceden direkt Almanya'dan getirdiği ya da Almanya'ya sattığı ürünü Türkiye'de bir şirket üstünden götürüp getirmeye başladılar. Ee, psikolojik harp olarak diyelim. Türkiye kamuoyuna da şunu söylediler. Yani e, Türkiye ile bak yani sorun var diyorsunuz ama ticaret şu kadar arttı. Aslında bunlar hep e, kaybettikleri, çok ciddi anlamda kaybettikleri Türkiye'ye karşı... Türkiye'deki insanları aldatmaya dönük çalışmadır, başaramayacaklar inşallah. Yani o yüzyılın barış anlaşması tırnak içinde söylüyorum. Yani barışla falan alakası yok. Filistinlilerin bütün haklarını elinden alacak son hamledir. Biliyorsunuz bir adım öncesi Kudüsün başkent ilan edilmesi meselesi vardı. Tersine bir tehdit de olabilir mi? Yani siz bize söz verdiniz Yahudiler için söylüyorum. Evet. Hani işte. <laughs> Filistin'de biz rahat edecektik, bir devlet kuracaktık. Kurulduğumuzdan bugüne korkudan neredeyse sokaklarda bile gezemiyoruz. Evet. Küçük gördüğünüz efendim hiçbir şey yok dediğiniz Gazze'den bile zaman zaman sirenleri çaldıracak bir takım efendim füzeler geliyor. Yani zaten bakın şöyle bir yani şey var. Yani onun için yani ya buraya böyle bir kalıcı çözüm bulursunuz. Özellikle Batı dünyasına ve başta Amerika ve İngiltere olmak üzere ya da biz tekrar eskisi gibi sizin ülkeye doğru göçe başlarız falan mı diyorlar ya acaba? Zaten öyle yaşıyorlar. Yani e, İsrail'de yaşayanların yani bu terör devletinde yaşayanların hepsi İspanya'da, Portekiz'de bilmem Zaten sorunlarının büyüğü de bu. Onlar açısından söylüyorum. Geçen yine bir programda bir kardeşimiz söylemişti. Ben ilk defa... Ee, orada duydum, yani yazılı bir belgede okumadım ama şu anda diyor işgal edilmiş toprakları yeniden Filistinlerin nüfusu diyor, Yahudilerin faz, Yahudilerden fazla oldu diyor. Yani hem nesil sorunları var, hem de yani Almanya'da, Belçika'da, İngiltere'de rahat yaşamak varken burada niye endişeli yaşayalım? Durumları var. Yani Filistinlilere karşı başarabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü Filistinlilerin sıkışmışlığı anladım. var, gidecek yani, yerleri de yok. yani Anladım. Şöyle bir çıkarımda bulunmak istiyorum. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. İsrail Devleti'ni kuranlar geçmişin tırnak içerisinde acısını yaşamış, Avrupa'da acısını yaşamış insanların çocuklarıydı. Dolayısıyla bir acının kendilerinin yani, motivesi vardı. Hatta yani göç göç edilmesinin de temelinde evet. bu acılar falan vardı. Acı vardı ama bunların çocukları şimdi orada rahat yaşıyorlar. Fakat bir acının çocuğu değiller. Evet. Onlar da tekrar Batıya doğru göçmek istiyorlar. Yani hatta şu... Batı bunu engelleme adına onlara da bir saniye merak etmeyin, biz sizi rahatlatacağız diye çözüm üretiyor. Yani, doğru mu anlıyorum? E, maalesef yani belki bu dediğiniz doğrudur ama e, so sorun yaşadık, sıkıntı çektik diyenler maddeleri yazsınlar. Bugün Filistinlere yaptıkları yaşadıkların çok üstünde. Yani biz yaşadık dedikleri o sıkıntılar var ya işte soykırımdı, sürgündü bina. Onların fazlasını şu an Filistinlere yapıyorlar. Hapishanelerde çocuklar var. Kız çocuklarını öldürüyorlar, kız çocuklarımızı öldürüyorlar ve yanlarına bıçak koyup bize saldıracaktı falan diyorlar. Yani şunu söylemek lazım e, ee, dünyanın böyle bir planı olsa da onların da bazı planları var biliyorsunuz ...Arz-ı mevuttu bilmem neydi yani ben Latife ile karışık söylüyorum onların işte e, Teodor Herzl'in planı kapsamında yürürse 48-50 sene sonrası e, işte 98 ne olması gerekiyordu bir büyük İsrail kurulması gerekiyordu ama kurulamadı neden belki de Allah'u alem Allah rahmet etsin Erbakan hocamın iktidar dönemi o engel oldu. Yani latife değil evet. bu aslında benim <laughs> düşündüğüm bir şey. biliyorsun Mavi Marmara'nın yola çıkışında da Erbakan hocamızın çok ciddi katkıları var. Yani Allah ona rahmet etsin. Yani Siyonistlerin planları tutmuyor. Anladım. Planlar geciktikçe telaşları da var. Buna karşılık Filistin'de hala acı, hala gözyaşı ve hala kendi ülkesine var. Yani, savunma içgüdüsü ve dışgüdüsü. Her bütün yani, güdüler var. Şimdi şöyle düşünün. Yani zulüm var. Daha önce Batı Berlin, Doğu Berlin tantanasında böyle bir espri vardı. İşte baktığınız zaman Doğu Berlin cennetti. Yani komünizme göre, solculara göre. Batı Berlin kapitalizm zulüm yeriydi. İnsanlar cehennemden cennete kaçmak için ölüyordular. Evet. Şimdi düşündüğünüzde yani neden bir Filistinli... Belki öldüreceği, belki biraz sonra uçakların kalkıp istediği evi biliyorsunuz en son saldırılarda binden fazla evi vurdular. Evleri hasara uğrattılar ve 2500 yakın insan öldü, sahilde çocukları öldürdüler. Niye? Bugün bıraksınlar, sürgün edilmiş Filistinliler geri dönecektir. Yani hayır bir de e, büyük geri e, yürüyüş var değil mi? Hayır hani geri yani bu isteniyor ve devamlı gündemde tutuluyor. Yani Filistinler yani geçen Filistinler yıl, kastediyorum. Filistinler her sene tabi, geri dönüşle alakalı. Yani geçen yıl her Cuma yaptı. Her Cuma yaptı ve evet. orada öleceklerini bile bile bunu yapıyorlar. Yani e, zaten onların anlamadığı şey bu. Yani hani e, reel politik denilen şey var ya. Yani. Ne diyelim e, nereden bakarsanız bakın normalde Filistinlilerin kaçması lazım. Evet. Yani. yani ama bıraksalar içerideki Filistinliler kadar Filistinli o topraklara geri dönecekler. Yani şş, eninde sonunda ya askeri olarak da kaybediyorlar. Askeri olarak, olarak da kaybediyorlar. kaybedecekler. Bir kere kendi nüfusları açısından inandıkları bir dava kalmıyor. Yeni neslin öyle bir davası yok yani. Getirilen oraya işte kurulurken devlet göçe, göç eden gelen Yahudilerin donelen hiçbir bir şu an yeni nesilde yok ya. Yani. Tutunmaları mümkün değil ama çok önemli ayrıntı bizim çok ciddi anlamda dik durmamız lazım. O desteği o kardeşlerimizden esirgememeliz lazım. Anladım. Yani. Peki İsmail Bey bu Mavi Marmara olayı 10. yıl oldu. Şöyle geriye doğru baktığınızda Hı. sonuçları itibariyle nasıl değerlendirirsiniz bu geçtiğimiz 10 yıl bu Mavi Marmara gerek içeride gerekse dışarıda gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ne tür sonuçlar doğurdu sizin açınızdan? Vallahi dünyanın tarihi olay anları var yani birinci dünya savaşı bir prensin öldürülmesiyle başlıyor falan böyle mavi marmara mar tarihi bir kırılmadır tarihin kırıldığı bir andır gerçekten biz o gün vurulduğumuz gün zaferi ilan ettik aslında yani biz vurulmuştuk biz ölendik biz zulme uğrayandık, hapse atılandık ama aslında e, fikri olmayan, savunulacak doğru, haklı tezi olmayan insanların kullandığı yöntem kuvvettir. İlk e, yumruğu atmalarından bellidir. Bizim yolculuğumuz esnasında e, İHA Genel Başkanı Bülent Yıldırım e, Birleşmiş Milletler'e çağrı yaparak gemilerin işte şu şu limanlardan yüklerini alarak yola çıkacağını gözlemci olarak Birleşmiş Milletler'in buraya insan vermesini ve yol boyu bize refakat etmesini yolculuk esnasında sivil olan bir organizasyonun e, askeri amacı ya da asker askeri yorumlanacak hiçbir faaliyetin olmayacağını bütün dünyaya ilan ederek. Tabii tabii biz. davet ederek davet ilan ederek. etmek değil davet ederek yola çıktık biz ama Birleşmiş Milletler bunu yapmadı. Ayrıca yani e, deniz hukukunda bir sürü şey çiğnendi. Yani açık denizdeydik, sivil olduğumuzu devamlı canlı yayınlarda beyan ederek yaptık bunu. Ve bize müdahale şekline baktığınız zaman bütün ordunun unsurlarıyla saldırdılar. Deniz, deniz altından helikopterine yani ihtiyaten miydi bilmiyoruz biz jetleri de gördük. Yani ne ihtiyaçsa sivil 6 tane geminin durdurulması ile ilgili bu kadar şeye gerek yok. Yani o gemilerin pervanelerine zarar verecek halat atsalar, bir şey yapsalar o gemilerin Akdeniz'de gideceği bir yeri yok yani. Neticede bunlar askeri gemiler değil yani sivil gemiler. Yük gemiler. İnsanları öldürmesine de gerek yoktu. Bu şekilde operasyona da gerek yoktu. Nitekim her yıl gemileri durduruyor, limana çekiyor ve insanları geri gönderiyor. Yani oluyor bu hala oluyor. Geçen yılda oldu, önceki yılda oldu. Bize neden böyle saldırıldı? Bence burada Türkiye'nin büyüklüğü devreye giriyor. Türkiye'nin interlandı çok büyük. Türkiye başka devletlerin para harcayarak zahmetlerle elde ettiği sonuçlara tarihinden gelen o şerefli tarihinden gelen misyonuyla sahip. Otomatik olarak Türkiye'nin etkisi katlanarak artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Türkiye'deki insanların kardeşlerine el uzatması siyonistler açısından büyük bir problem büyük bir bela. Ha şunu da söyleyeyim yani gemide sadece Türkler vardı demiyorum ben yanlış anlaşıldı. 37 ülkeden Ama ülkeden bahsettim. Önemli bir katılım vardı ve güçlü bir destek verilmişti. Çok önemli de gemiler Türkiye'den çıkmıştı. Evet. Çok büyük bir destekti. sonuçları düşünüldüğünde tarihi olay olması bir, iki bize tarih boyunca özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilmiş coğrafyadan üretilmiş kendilerine hizmet eden Halkından kopuk yani bugün Suriye'deki problemlerin temelinde ne yatıyor? Halkıyla hiçbir ilişkisi olmayan bir zihni zihni yapıya sahip insanların halk şeyleri yönetmesi e, aynı şekilde Irak öyleydi aynı şekilde bugün diğer e, ülkeler de böyle e, o e, şeyde bize birbirimize karşı yalanlar söylendi yani biz onları sömürmüşüz onlar bize ihanet etmiş yani bunlar gerçek değildi ve Mavi Marmara'yla ile beraber kardeşlerin Kana Akdeniz'de buluştu. Yani yeniden kardeşlik bağları komşu kuruldu. Komşu ülkelerin kardeşlik bağları yeniden yeniden oldu. kuruldu. En azından halklar bazında Türkiye'ye bakış değişti. Türkiye'nin değeri. Bu, bu faaliyet zaten Türkiye'nin bir değeridir. Bunu görmek lazım. O zaman bir kez daha kendilerine okutulan tarihlere baktılar öyle mi? Yani e, o tarihlerin yanlış olduğunu gördüler. Tamam. Yani insanlar kardeşliği tekrar hatırladılar ve bu çok büyük bir kazanç. Türkiye'ye biliyorsunuz e, gelişleri anlamında, ticari ilişkiler anlamında çok büyük katkısı oldu diye düşünüyoruz. Ayrıca e, özel bir durum var. E, biz vurulduğumuzda, yani bunu e, görebilmek lazım. Bizden 5 saat 6 saat önce İskenderun deniz kuvvetleri vuruldu. PKK yaptı dediler. E, onu organize ettiği iddia edilen kişi e, İskenderun'da bir e, şey Antalya'da bir kamyonetin kasasında yakalandı. 2 ay içinde 20 defa İsrail'e gitmiş. O gece bize yardım edebilir belki. Oradan deniz kuvvetlerinden gemi gelir, yardım eder diye düşündükleri için Orayı durdurmak için yapılan o saldırı da aslında İsrail'in saldırısıydı. Bizim o gece 10 değil 16 şehidimiz var. Evet. Biz öyle görüyoruz. İlk defa tarihinde oraya yani denizde bir yere saldırmış PKK. Ki PKK olduğunu düşünmüyorum. Kendi adıma söyleyeyim çok evet. net. Ee, o gece olan şeyler... Belki bir müddet sonra daha net açıklanacak ama e, samimi bir e, şey olduğu için Selçuk Bayraktar'ın bir Teknofest'te söylediği bir programda ifade ettiği bir cümle şey var. Diyor ki e, Mavi Marmara olayı yerli sihalarımızın önünü açan bir olay. Biz o dönem İHA hizmetlerini satın alma İsrail'den yapmıştık. Her onları orada. Her onları şeyleri ve İsrail bize görüntü veriyordu. İstediği görüntüyü veriyordu. ...yani PKK ile mücadelede kullanıyorduk... ...görüntü geliyordu... ...diyordular bunu... ...yani millilik ve yerlilik konusu... ...Mavi Marmara ile birlikte Siyah konusunda mi? konusunda Selçuk Bayraktan ifadesi bu... Siyah ...net yani Siyah diyor konusunda. ki... Evet, ...o anlaşmazlık nedeniyle... ...İsrail olan bu ilişki koptu... ...biz bu hizmete ihtiyaç duyuyorduk... ...dolayısıyla bu hizmet gelmeyince... ...bizim önümüz açıldı diyor... ...yani bir 20 saniyelik görüntüsü var... ...bizim sosyal medyada paylaştık bunu... Evet e, ee, Mavi Marmara'da Türkiye'nin özgürleşmesine katkı veren hamleler yaşandı. Yani şöyle söyleyeyim bu Siyonistlerin dünyadaki e, ne diyeyim etkili oldukları, güçlü oldukları pozisyonlar şeyler var. Yani bürokraside güçlü oldukları, ticarette güçlü oldukları en azından Türkiye'yi kaybettiler. Hala etkili oldukları anlar, alanlar vardır. İsrail Türkiye'yi kaybetti. Türkiye'yi kaybetti Mavi Marmara ile beraber. Halklar nezdinde kaybetti aynı anda Türkiye'nin devletin nezdinde de kaybetti. Çünkü devlet İskenderun'daki saldırıyı Mavi marmar, yani hukuki olarak Mavi Marmara'nın üzerine oradaki 3 tane gemi Türkiye'ye aitti. Üzerine çıkmaları bile Türkiye topraklarına saldırı anlamına geliyor. Çünkü gemilerin hukuku, hukukunda tapuları var. Evet. Yani ülke toprağı kabul ediliyor bunlar. Evet. Hukuksuz olarak yapıldı bu. Türkiye'yi kaybetmeleri onlar için en büyük kayıptır. Müslümanlar adına da bizim adımıza da en büyük kazançtır. Biz şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşadığında e, o süreci bu FETÖ denilen terör örgütünün de Mavi Marmara ile beraber Türkiye'den kopmaya başladığını söyle, söylüyoruz, düşünüyoruz. Yani e, güneydeki sevdikleri ülke zarar görmüştü. Öyle diyeyim. Mavi Marmara'nın sonuçları son soruşturmada da hatta bir tanesi ifadesinde kullanmış mavi marmara başarsaydı bizim türkçe olimpiyatlarımız okullarımız bilmem nelerimizin adı geçmezdi artık diye bir ifade var. Yani o yönden çok bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama biz zaten başardık çünkü. bizim başarmamızla beraber bu insanlar Türkiye'nin nasıl diyelim resmi kıyafetlerini giyip Türkiye'nin aleyhine çalışan insanlar Türkiye'den kopmaya başladı. Türkiye bugün bir adım daha özgürlüğe yaklaşmışsa bürokratik anlamda, ticari anlamda ya da en azından içindeki hainleri temizleme anlamında biliyorsunuz bizim en büyük problemimiz odur. Yani düşmanla yüz yüze bir problem yaşamayız ama arkadan gelen hançere de maalesef bir şey yapamayız. Mavi Marmara mar çok ciddi katkı vermiştir. şunu söyleyeyim, yani biz Filistin'e, Gazze'ye yardıma giderken aslında sonuçları itibariyle Türkiye'nin önemli bir ...sıkıntısını veya darlığını gidermişiz. Bu Selçuk Bayraklı'nın ifadesinde şekil buluyor. Amin. Ama biz nokta nokta çektiğimizde birçok yerden bu sonucu görüyoruz net olarak. Evet, son iki cümlenizi alayım. Bu olayla alakalı varsa. Valla biz çok şey planladık bu sene. Allah Türkiye'ye yardım etsin... Dünyadaki insanlığa yardım etsin çünkü masum insanların ölmesine sonuçlarına neden olacak bir e, salgından bahsediliyor. Dolayısıyla birçok şey başlanmış iki program yapıldı. Tekirdağ İstanbul büyük programları daha çok ilde yapılacaktı. Maalesef yapamıyoruz. E, konjektür gereği hepsini iptal ettik. Belki yıl dönümümüzde yürüyüşümüz her yıl yaptık. Bu, bu sene de inşallah yaparız açık hava çünkü o. Ee, çok bir güzel bir e, uluslararası konferans organize etmiştik. Şu an e, iptallerini yapıyoruz şu an. Yani davetlilerin artık e, yapamayacağız programı. Tedbir amaçlı olarak. Tedbir amaçlı biz de içine girdik işin. E, şunu söylemek lazım. Ne Filistinliler e, sadece kendi sorumlulukları gereği hepimizin kutsalı Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapıyorlar ne de biz onlardan bu yardımı, onlara desteği esirgeyebiliriz. Biz başaracağız. İnşallah Mescid-i Aksa özgürleşecek. Evet. Ve bu şeyde de Filistinli kardeşlerimizin fedakarlıklarını göreceğiz. Yani şunu söylemek lazım. Tutulması, nöbetinin tutulması gereken bir e, kaledir Filistin, Mescid-i Aksa, Kudüs. O nöbeti tutan kardeşlerimizle beraber olmak durumundayız. Onların sorunu değildir o. Çok. Bizim sorunumuzdur. Çok, hepimizin sorunudur. Çok. Teşekkür ederim. İnşallah başaracağız. Ee, İsrail'in işlediği insanlık suçunu siz insanlarla birlikte vicdanlı insanlarla birlikte dünya insanına e, göstermek için yola çıktınız. Umarım ikinci on yılda e, Filistin'de bir barışı konuşuyor oluruz e, diye. E, Filistinlerin haklarını aldığı özgürlüğü konuşalım. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz 10. yılında Mavi Marmara'yı konuştuk. Haftaya bir başka konu ve bir başka konukla tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.